Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Batuhan Kavruk. Şu an görüntümü görmüyorsunuz. Çünkü Gwent oynuyoruz. Witcher 3'te şu an Gwent nasıl oynanır adlı küçük rehberimi hazırlıyorum şu an sizlerle birlikte. Evet, biliyorsunuz ki Witcher 3 The Wild Hunt'ta Gwent adlı bir trading card game oyunu bize gösterdiler. Valla açıkça söylemek gerekirse Hearthstone'dan daha güzel olan bir kart oyunu bu. Bana kalırsa daha stratejik. En azından daha mantıklı hareketler yapabiliyorsunuz. Bu benim tabii tercihim, kişisel görüşüm. Şimdi ben bu videoda Gwent'in nasıl oynayacağına dair size bilgiler vereceğim. Tamamen böyle en baştan şey yapacağım. Benim de deckim zaten, yani destem beginner destesi. Fakat oyunun mantığını kavradıktan sonra her şey daha güzel olacak. En başta başlayalım. Biriyle Gwent oynamak istediğiniz zaman bu şekilde bir ekran açılıyor. Burada şu sol tarafta gördüğünüz, şu an hareket ettiğim Card Collection kısmı sizin elinizde bulunan tüm kartlar. Sağ tarafta Cards in Deck yazan tarafta ise destenizdeki kartlar yer alıyor. Destemde şu an toplam 28 tane kart var. Desteme kart koyabiliyorum istediğim kadar. Yani belli sayıyı geçmediği sürece kart koyabiliyorum. Fakat bunlar her zaman, yani koyduğum kartlar, yani destem daha az olsa elime çekeceğim kartlar daha orantılı, daha olasılıklı gireceği için desteği olabileceğince az sayıda tutmak daha mantıklı oluyor. Fakat tabi destede kurallar var. Örneğin Number of Unit Cards dediği, ortada gördüğünüz. Şu an 22, yani Number of Units dedikleri bu askerler. Şu an görüyorsunuz burada okçular var, burada mancınıklar var, burada hero kartlar var. Bu ikisi sayılmıyor, bunlara birazdan geleceğim. Number of Unit Cards dediğimiz 22 kart. Yani destede en az 22 tane unit kart olması gerekiyor. Yani 22 tane canavar olması gerekiyor, asker olması gerekiyor. Special kartlar da en fazla 10 tane olabiliyor. Onlar da burada yer alıyor. İşte Biting Forest, Impenetrable Fog, işte Torrential Rain. Bunlar alan kartları. Daha sonra Total Unit Card Strength'imiz var. Yani toplamda 88 atağa çıkabiliyoruz ve şu an hero kartımız yok. Şu an üstte gördüğünüz Northern Realms Faction diyeyim. 4 tane faction var. Northern Realms, Squirtle, Monsters ve Nilfgaardian Empire. Oyuna Northern Realms destiny faction ile başlıyorsunuz. En basit faction olarak. Daha sonra oyun ilerledikçe diğer factionları açabiliyorsunuz. Bu factionların kendilerine ait özellikleri var. Mesela Northern Realms factionını oynarsanız bu warrior oynarken armor almak ya da mage oynarken bir atak fireball vurmak gibi, blast vurmak gibi bir şey. Northern Realms oynadığınız zaman ne zaman bir tur kazanırsanız ekstra bir kart çekiyorsunuz ki bu çok önemli. Squirtle oynadığımız zaman kimin başlayacağını seçebiliyoruz. Monsters oynadığımız zaman rastgele seçilen Monster Unit kartlar ortada kalıyor her tur. Çünkü her tur başı kartlar ölüyor. Nilfgaardian Empire seçtiğiniz zaman ise oyun turunu istediğiniz zaman kazanabiliyorsunuz. Bu da ki çok acayip bir özellik. Büyük ihtimal en son bunu alıyoruz. Şimdi biz Northern Realms'teyiz. Şurada all cards, yani bütün kartları burada görebiliyorsunuz. Collection'da ne yazık 5 kart kalmış. Burada close combat units, yani ön sıradakiler. Burada range unit cards, okçular ikinci sıradakiler. Burada siege unit cards, en arkadakiler. Hero kartlarımız da işte Geralt oluyor, yani Vesemir oluyor, Yennefer oluyor. Bu şekilde hero kartlar, bunlar zor bulunan kartlar oluyor. Weather cards'lar işte sağda gördüğünüz. Burada da dummy var, special cards'lar. Burada işte destemiz, işte desteğe bakabiliyorsunuz. Daha şu kart varmış işte, ne bileyim. Buraya geliyorsunuz okçuya. Okçu burada mesela. Şöyle yapalım. Buradaki okçuya gidiyorsunuz. İkinci siege unit, okçu diyorum ha, range unit cards tarafında istediğiniz kartı değişiklik yapabiliyorsunuz. Bunu alıp işte oraya koyuyorsunuz. Mesela 23 kartım oldu şu an. Mesela burada balista var. Bunu da koyalım. 30 olsun. 30 kartlık bir deste yaptık. Mantıklı bir deste oldu. Bu şekilde burada destenizi istediğiniz gibi düzenleyip ayarlayabiliyorsunuz. Ve ortada da bir leader kartımız var. Change leader dediğiniz zaman leader kartlar çıkıyor. Bu leaderların hepsi Fold Test zaten. Fold Test hepsinin özel kartları var. İşte bu bütün şeyleri, alan efektlerini temizliyor. İşte bu bütün canavarların ataklarını yükseltiyor. Cart curt. Şöyle bir bakalım tekrar. Oyunda oynayabileceğimiz kartlara gelince Close Combat Unit kartlar 3 sıradan oluşuyor oyun. Ön sırada sert vuranlar oluyor. Mesela bunların en üstte, sol üstte gördüğünüz 5 yazan, şu an Zoltan Shivai'dayız. 5 yazan bu kartın saldırı puanı. Yani 5 saldırı puanı var. Kılıç olduğu zaman ise ön safhaya geliyor demek. Okçularda da okçu olunca ikinci safhaya, mesela bunlar 6-5-5 atak saldırıları. Siege olduğu zaman ise 8-6-6, bunlar bu şekilde gidiyor. Eğer bıçak
Kılıç sembolünün altında mesela burada göz var, burada tokalaşan adamlar var. Görüyorsunuz bu canavarların efekti var demek. Yani bir etkisi var demek. R2 tuşuna basarak zoomlayıp kartın efektini aşağıda okuyabilirsiniz. Mesela buradaki Blue Stripes komando bir kartın yanına konulduğu zaman kartla birlikte saldırı puanını ikiye katlıyor. Yani mesela ortada Poor Fucking... Bu nasıl isim ya? Allah'ın cezası Infantry bu. Çok gerizekalı bir kartmış. Mesela ortada Poor Fucking Infantry var. Bir vuruyor. Bunun yanına Blue Stripes komandoyu koyduğunuz zaman Blue Stripes 8'e çıkıyor. Bu da 2'ye çıkıyor. Double yapıyor. Bunun özellikleri bu. Bu mesela Spy. Karşı tarafın şeyine koyuyorsunuz. Ajan olduğu için. Bu şekilde efektleri var. Bunlar okçularda da var. İşte siege'lerde de var. Hero'larda da var. Alan kartlarımız ise belli alanı şey yapıyor. Mesela Biting Forest yaptığınız zaman ön safhadaki yani kılıç safhasındaki bütün canavarlar, bütün askerler atağa 1'e düşüyor. Sizinkiler de dahil. Bunu yaptığınız zaman okçular 1'e düşüyor. Bunu yaptığınız zaman arkadaki kaleler 1'e düşüyor. Bunları mesela işte karşı tarafın saldırısı çok yüksekse bunları açıp bu şekilde onların saldırılarını 1'e indirip öne geçebiliyorsunuz. Clear Weather ise bütün bu ortada diyelim böyle her yerde hava durumu, kartı açıldı, bu açıldı, bu açıldı. Clear Weather açtığınız zaman bütün güneş açıyor alana, bütün her şey temizleniyor. Bu da temizleme kartı gibi bir şey. Şu an kartlarımıza baktık, ön bilgilerimizi aldık. O zaman oyuna girelim, oyunda görelim. Start game diyoruz. Ve oyun başlıyor şu an. Skoyatal karşı taraf Skoyatal faction'ını oynadığı için o ilk başlıyor. Şu an elimizde tam tamına kaç kart vardı? 10 kart mı vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kart var. 10 kartla oyuna başlıyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla kart çekemiyorsunuz. Yani eğer ki kartın özelliği o değilse. Yani 3 tur oynuyorsunuz. Turda yenilirseniz elindeki kalenizdeki karttan oynamak zorundasınız. Şöyle bakalım. Bir şu Torrential Rain'i bir değiştireyim. Çok fazla oldu. Clear Weather tamam. Weather tamam. Bunlar tamam. Burada 2 kart değiştirme hakkınız var. Ben şu an bu elime uygun gördüm. Cancel diyerek turuma başlayabiliyorum. Solda gördüğünüz opponent tarafı şu an yanıyor. Skoyatal. 2 tane gümüşü var. Elinde 10 kart var demek. Şu an ön safhaya bir asker koydu. Bir dakika pardon. Evet. Ön safhaya bir asker koydu. Şöyle bakabiliyorsunuz. Mahakaman Defender. 5 vuruyor. Şu an rakibimizin 5 saldırı puanı var. Oyunun asıl amacı oyun bittiğinde kimin saldırı puanı daha yüksekse oyunu o kazanıyor. Yani oyunda tamamen olabildiğince rakibinizin saldırı puanını azaltıp kendi saldırı puanınızı yükseltmeye bakıyorsunuz. Bu şu an gördüğünüz ön safa, kılıç safası, kılıç yeri yani nasıl denir ona cephesi, evet. Burası okçu cephesi, burası da siege cephesi. Şu an adam kılıç cephesine adam koydu. Yani nereye adam koyduğunuzu pek fark yok. İstediğiniz adamı istediğiniz zaman koyabilirsiniz. Kılıç safhası her zaman kılıç safhaya gider, başka safhalara geçemez. Tek önemli olan şey onların hepsinin toplam saldırıları. Şu an karşı tarafın 5 toplam saldırısı olduğu için bizim 0, sıra bizde. Ben de adamın şeyine karşılık verip 5 koyacağım. Sıra ona geçeyim. Herhalde bir kart oynayabiliyorsunuz. Şu an sıra ona geçti. İkilik bir şey oynadı. Bu Elven Skirmish oynadığında efekti var. Yanına Elven Skirmish gelecek. Şey gelecek bir tane. Şu canavardan gelecek. Mesela bunun efekti özelliği şöyle bakalım. Aynı isimli kartı yanına çağırıyor destede. Bu da Swarm kartı gibi bir şey. Onu çıkardı. Mesela bizde şu an Range Combat, Impenetrable Fog var. Şu an bu adam belli ki Range Combat oynuyor. Oyun sonuna doğru bunu açtığımız zaman bütün o tarafların hepsi 1'e düşecek. Bu şekilde kazanabileceğiz. Burada bir Siege'imiz var. Ben şöyle bir daha oynayayım diyorum ama. Bu arada hero kartlarımız da en solda. Şu an fall testi görüyorsunuz. Bizde fall test var. Onda ise Francesca Findabair Pureblood Elf var. Bunu kim olduğunu bilmiyorum. Bunları bir kere kullanabiliyorsunuz. Bu neymiş orayı bilmiyorum. Evet ben bir oynuyorum şu an. Oynuyorum ki adam oynasın ne olacağını göreyim ona göre hamleler yapayım. Evet şu an Biting Forest oyununda bütün kahramanlarımız 1'e düştü. Ama işin güzelliği elimde Clear Weather olduğu için ben bunu kendiliğime çevirebileceğim. Tamam okçulardan gidelim ya da siege'lerden gidelim. Okçu koyalım bir tane ama bu diğer okçulara lazım. Bunun efekti de geldiğinde ortaya geldiğinde bütün kendisi de dahil bütün herkes 2 alıyor. Şununla devam edelim. Ha, bu da double diyordu bunu da koymayalım henüz. Normal siege'le devam edelim. Şu an bizim 8 saldırı puanımız var. Onun ise 5 saldırı puanı var. Oo bunu da açtı güzel. Bana uyar.
Şimdi zekice oynamak lazım. Adamın elinde 6 kart var. Benim 7 kartım var. Clear Weather oynamadan önce Clear Weather oynayayım ben ya. Aynen, temizliğim ortada. Şu an Clear Weather oynadım. Bütün her yer temizlenecek. Herkesin saldırı puanı eski haline dönecek. Bu iş yeri. Şu an öne geçtik bakın. 12 saldırı puanımız var. Evet, altılık güzel bir şey oynadı. Bunun özelliği neymiş? Dur, bir dakika. Özelliğine bakalım. Hem close combat hem de range combat'a konulabiliyor. Konulduğu zaman değiştirilemiyor. Güzel, bana uyar, range close combat'a koyabilirsin, problem yok. Hemen şuraya kılıç tarafına şöyle koyalım, ataklar artsın. Aa, dur, ataklar artmıyordu, pardon. Bu desteden neydi bu? Ha, aynı kart isimli, aynen, tamam. Pek bir işe yaramadı. Şu an 21-16 yaptı arkadaş ama benim sürprizim var. Bu arada turu istediğiniz zaman bitirebiliyorsunuz. Bitirdiğiniz zaman ortadaki kartla, yani mesela elinizde şu an ben mesela yenemeyecek gibiysem eğer bu adamı, bütün turu bitiriyorum. Turu bitirdiğim zaman ortadaki bütün kartlar siliniyor, benim elimdeki kartlar bende kalıyor. Yani ikinci tura şansımızı deniyoruz eğer çok güçlü çıkarsa. Arkadaş şunu bir açalım. Range'ler bir sıkıntıya girsin, ben bir öne geçeyim. Birazdan geçeceğim. Aa, pass yaptı şu an. Pass yaparsam ben de ilk turu kaybedeceğim. O yüzden pass yapmayacağım. Şu an bunu koyacağım. Aynen. Mesela onlar ikisi yan yana olduğu için 8 atak aldı. Çünkü aynı isimli kartlar. Özellikleri o. El sıkışma özelliği var. Ben de pass yapıyorum şu an. Ve turu kazanıyorum. O pass yaptı. Ben de pass yaparsam tur bitiyor. 28-19 ben yendim. İkinci turdayız. Adam büyük ihtimal kendini ikinci tura sakladı. Ben de Northern Realms adamı olduğum için İkinci bir kartı çekmek kazandım. Şu an sıra bende. Ben hemen bir tane beşlik oynayayım şuraya. 5 puanımız var şu an. Sıra bende. Evet, ben devam ediyorum şu an. Vermeme gerek yok. Bu tur da bende ya. Bunu da koyayım. O altıladı. 18'e çıktı. Bu benim Fall Test ne yapıyordu? Impenetrable Fog alıyordu. Impenetrable Fog nereye şey yapıyordu? Ha, o. Evet, okçuları yapıyordu. Onu alabilirim şu an. Ve alıyorum. Mesela Fall Test oynadığım zaman şu an adam Fog açtı otomatik. Bütün saldırıları 1'e düştü. Ben şu an 6 puanla öndeyim ve Clear Weather açıp durumu temizledi şu an. Adamın elinde bir kart var. Hala yenebiliriz diye düşünüyorum. Bir tane daha koydum. 12 etti. 5 koydu, 17 etti ve ben de 8'i koyup şu an tek kartım kaldı. Onun kalmadığı için 8'i koyuyorum. 9 oldu ve yendik. Şu an turu kazandık. Gwent bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Victory'yi yaptık. Oyunda daha fazla ilerleyip güzel Gwent kartları bulduğunuz zaman yeni destlerle birlikte oyun daha çok heyecanlı bir hal alabiliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki Witcher, GTA ya da Counter videosunda ya da yeni oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.